gelsenize. Samet hocam, şu aralara gelin. Şimdi iki tane öğrenci. Hocam çekiyorum. Haydi. Murat hocam biraz yazı indirelim, çok az. Oyuna normal basketbol kuralları çerçevesinde başlıyoruz. Top atışıyla başlayacağız. Top dışarıya çıktığı zaman oyun duracak, devam edecek. Siz iki itebilirsiniz. Üçüncüsü ittiğiniz zaman steps çalacağız ve yön göstereceğiz. Top öbür karşı takıma geçmiş olacak. Eğer 8 rakamının içine karşı takımdan bir oyuncu girdiği zaman direkt fauldür. Size çarparsa bu fauldür. Çarpma olmayacak. Nasıl? Geri gitmiyorsunuz. Geri gitmek yok hocam. Geri gitmiyorsunuz. Sadece bir kere tekerleği çevirdiğiniz zaman zaten yönün otomatikman değişiyor ama topu hocam kucağınızda tutabilirsiniz ama gecikmiyorsunuz. Bir gideceksiniz. Burada sekmeyeceğiz mi? Tamam. Giderken gecikme serbest ama basketbol kurallarına uygun bir şekilde. Tekrar sektirebilirsiniz, onda hiçbir problem yok. Sonra tekrar kucağınızda alıp tekrar 1-2 yapabilirsiniz. Sonra sektirip tekrar alabilirsiniz. Tekrar yapabilirsiniz. Onda hiçbir problem yok. Bu kadar. Onu biz sayacağız. 24 saniye içerisinde 8 saniye içerisinde geçerli. 10 dakika on olarak olur. Hocam Hasancan için var. 24 saniye Hasancan için var. Başlayalım mı? Şimdi takımlar nasıl oldu? Başlama atışında var. Boş zaten de. Boş. Şimdi bana ver. Şimdi geçelim. Bir daha. Ah. Senin çok iyi. Hep Mustafa hocam. Haydi be. Ahmet arkandayım. Thank you.
kendi takımımızdan başlayalım. Çok iyiydin. Galibiyette payın çok büyük oldu. İki sayım var sadece. Önemli olan sen çok hocanın takımında olmak. Gelecek var yani. Teşekkür ederim. Elinize, ayağınıza sağlık. Evet. Evet, engelsiz erişim topluluğumuzun bugün anlamlı bir organizasyonuna katıldık. Bizim açımızdan da çok güzel ve değerli, aynı zamanda da anlamlı bir etkinlik oldu. Spor yaptık. Fakat engelli arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, sporcularımızın çabalarına biz de ortak olmuş olduk. Esasında spor yapıyoruz, sporu seviyoruz ama konuya hiç bu açıdan bakmamıştık. Evet, kolay değil yani, hakikaten çok zor. Oturduğunuz yerden hareket etmek çok zor. Güzel bir mücadele oldu. Tabii konuya onların dünyasından bakmak, yani sahip olduğumuz sağlığın kıymetini bilmek ve aynı zamanda da engellerimizi düşünmek fırsatı verdi bize. Allah tabii kimseyi engelli yapmasın. Duamız bu tarafta ama engelli değerlerimizi, sporcularımızı, insanlarımızı da anlamamız gerekiyor. Bir mekan onlar için ne anlama geliyor, bizim için ne anlama geliyor? Onun için sahip olduğumuz yerleşkede de engelsiz üniversite olma adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Turuncu bayrak sahibiyiz üniversite olarak. Bunu akademik erişebilirlik ve diğer kategorilerde de hızla tamamlayarak engelsiz bir, bütünüyle engelsiz bir üniversite hedefimiz var. Bugün de bunun bir dikkat çekmek, konuya anlam katmak açısından böyle bir organizasyona katıldık. Ben topluluğumuza ve bugün bize eşlik eden sporcularımıza, engelli kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Önemli olan engelimizi burada gösterip engelsiz bir yaşam sürmek. Sonuçta hepimiz engelli olabiliriz ama önemli olan engeli yenebilmek. Bugün güzel bir gün oldu çünkü hani ben engelli topluluğunda görme engelli olan, yani yüksek oranda görme engelli olan bir öğrenci. Ama diğer arkadaşlarımızı anlamak için buradaydım mesela. Onlar neler hissediyor, nasıl hareket ediyorlar ya da günlük hayatlarında kendilerini nasıl motive ediyorlar diye. Ben daha çok insanların hani bizim gibileri daha iyi anlayabileceği bu tarz etkinliklerin artması düşüncesindeyim. Güzel bir gündü. Hocalarımız da bize yardım etti. Teşekkürler onlara da buradan. Böyle bir organizasyon düzenledikleri için. Hani onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Hani bizim gibi olan insanlara hani çok ayrı bir ırk gözüyle bakmak yerine hani aralarından biriymişiz gibi hissettirmeleri her zaman temennim olacaktır.